Ama yine de çok büyük bir kıyım vardı. Ardından 200 günlük ortalamada tutundu. Evet hemen tak tak gitmedi. Tepkiler aldı, düştü. İkili dip yaptı. İkili dipin neticesinde de bir rally başlattı. Şimdi de arkadaşlar aynı şekilde 200 günlük ortalamalarda geziyoruz. Burada e, iki tane beklentim var teknik olarak. Bir, 200 günlük ortalamadayız. İki, gördüğünüz gibi Şubat 2024'ten gelen trend desteğindeyiz. 3 tam tamına şuradan gelen hemen tarihte verelim 6 Ağustos'tan gelen düşen trendin destek bölgesindeyiz. Her seferinde buradan tepki alıp bir dip oluşturmuştuk. Şimdi aynı dip bölgesindeyiz. 3 tane destek bölgemiz var. Aynı zamanda bir gösterge pozitif bir beklentimi oluşturan gösterge endeksteki pozitif uyumsuzluk arkadaşlar. Endeksteki pozitif uyumsuzlukta gördüğünüz gibi teknik olarak tahtanın yukarı kırılımını beklentisi oluşturuyor. Şimdi mesela endekste 9400'lere doğru çekilip buralarda kapat. ki altına da sarkabilir. Mesela buralarda altına sakma durumları oldu anlıkta Sert vermeler oldu ama üzerinde tutunma çabası oldu. Şimdi bazıları tabii ki tutup 9000 şey 7500 8000 bölgelerine hedef gösteriyorlar. Arkadaşlar elimizde bu kadar güçlü destekler varken pozitif takip etmek zorundayız. Evet yaklaşık 6-7 gündür kırmızı mum görüyoruz belki ama bir yeşil tepki geleceğini de bekliyorum. Merhaba değerli tırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Biraz önce sizlere bir kesit izlettim. Bu kesit yaklaşık bir hafta önce yaptığımız bir videoya aitti. Bu videoda beklentilerimizi o gün tabii ki çok büyük bir kaos. Herkesin işi işte Twitter'da milletvekillerine kadar biliyorsunuz malum kişiler bu Mehmet Şimşek'in istifasına dair bilgiler paylaşılan spekülasyon yapanlar dahil herkesin insanların demoralize olması üzüntüsü üzerinden prim kastığı bu dönemde. Biz de bu insanların işte yok ya yani doğru düzgün bir teknik bilgisi olmadan herhangi bir hani bir doğru bir bilgi aktarımı olmadan sadece bir çizgiyle yok 2023'ten filama desteğiymiş yok 2023'teki onaymış derken 6500 7500 endeks onaylarına çekilecek diye insanlara yaygara kopardığı dönemde biz piyasada belki böyle bir tepki almayı göz alarak yani insanlar o arada işte sürekli herkesin küfür kıyamet hakaret yaptığı ortamda bizden de öyle bir şey beklerken biz tam aksine beklentilerimizi adam gibi piyasaya sunarak Gördüğünüz gibi bir hafta önce yaptığım video. Borsa İstanbul bu tarihte uçuracaklar diye bir video paylaştım arkadaşlar. Bu video ile beklentim tabii ki ayın 18'i FED faiz kararıydı. Faizle ilgili beklentim indirimdi. İndirim beklentimiyle de borsaların pozitif yansıyacağını ve bunu pozitif fiyatlayacağını söylemiştim. Aynı zamanda endeksimizin 200 günlük ortalamada ana destek bölgesi üzerinde olduğunu, ara ara böyle altına tuzaklar atsa dahi üzerinde kalmaya çalışacağını söylemiştim. Bu beklentilerim tabii ki kimileri tarafından hayalcilik de karşılandı. Tabii ki uzun zamandır beraber yürüdüğüm üyelerim ve takipçilerim de burada sen diyorsan öyledir hocam, öyle olacaktır diyenler de çok ciddi bir çoğunluktaydı. Ve neticede bugün geldiğimiz nokta neredeyse o endeksimiz 10.000 seviyelerine doğru gelmiş durumda. Tabii arkadaşlar, insanlar burada belirli bir noktada paylaşımlar yapabilir. Herkesin fikir özgürlüğü var, ifade özgürlüğü var. Hiç sorun değil. Bunları da pozitif anlamda değerlendiriyorum. Ama gerçekten burada yaptığımız yorumların insanların hayatına doğrudan etki ettiğini de unutmamak lazım. O yüzden öyle gidip saçma sapan affedersin. Hani bu işin bir ehli değilsen... E, burada zaten ülkemizin her alanında liyakat sorunu var ama... Bu noktada da çok fazlasıyla var. Orada yok gelip de şurada... Neymiş? Şuradan gelen bir trend varmış da... Pardon. Şurası. Heh, Ekim 2023'ten gelen trendmiş de... 6500-7000'deki trendi onaylaması gerekiyormuş. İnsanlar zaten artık tek dişi kalmış neredeyse... Batmış bitmiş. Burada geliyorsun yok oralara hedefler gelecek. Tamam evet çok kolay bir ortamda değiliz. Evet endeks döndü tüm kağıtlar dönmedi. Bunların hepsinin farkındayım. Ama fark etmez. Adama gidip 9400'e mal sattırmanın bir manası var mı? Yok. Yani ne FED faizi bilirsin, ne doğru düzgün bir an hani enflasyon verisi bilirsin, ne bir beklentim var, ne bir hikayem var, hiçbir şey yok. Yani bu iş arkadaşlar Google'a yazıp da teknik analiz nedir, iki tane formasyonla gerçekten olmuyor. Konjöktür okumak, bunları sıkı takip etmek lazım. Elbette hatalar olur, buna bir şey söylemem. Ama art niyetli olmak, insanlar üzerinden prim kasmaya çalışmak bu acı nasıl bir durumdur. Biz buna düşmedik. Yine beklentilerimiz, üyelerimiz ve takipçilerimizi en doğru noktada bilgilendirdik. Eğer sizler de dostlar bu kanalı ilk defa dinliyorsanız, ilk defa takip ediyorsanız, bilgileri nokta atışı bilgilere, nokta atışı videolar ulaşmak istiyorsanız kanalımızı takip edin, çevrenizdeki dostlarınıza tavsiye edin, videomuzu beğenin, altına da yorumlarda taleplerinizi ve fikirlerinizi yazın. Gerçekten önemsiyorum. Aynı zamanda Twitter ve Instagram BrokerNK, Telegram, Broker, NK, Borsa Analiz kanallarını takip edin. Buralardan linkler veriyorum, canlı sohbetler yapıyorum. İleride ödüller gelecek, bir şeyler gelecek. Yani yapacağız bunları. Birazcık borsanın yukarı hareket etmesini bekliyorum ki insanlar morallensin. Bugün hani öyle e, çok moralli bir ortam olmadığı için bunları bir tık erteliyorum. Ama bunlar gelecek arkadaşlar. Yani bunlardan hiç ama hiç şüpheniz olmasın. Gelelim bugüne. Endeksle ilgili beklentimiz Evet o dönemde de söylemiştim altına ufak tefek tuzaklar olsa da tutunmaya başardı. Hemen gitmedi düştü onaylar yaptı sonra bir trend başlattı ve ralliye devam etti demiştim. Şimdi de aynen beklediğim gibi altına tuzak yaptı üzerinde kapattı ve yukarı yönlü trendini sürdürdü. Bugün itibariyle de yukarı yönlü kırılım anlamında 9800'lerin üzerine atan bir borsamız var. Bu açıdan gayet memnunum. Tabi geldik artık burada... E, kritik noktalara, buralarda karar verecek artık endeksimiz. Yani 10.035'teki ana tirat noktası üzerine kırılım yaparak sinyal bırakacak mıyız? Yoksa bir onaylama yapacak mıyız? Onaylama yapması demek, hocam nedir onaylama derseniz 9.760'lar, 9.800 kademelerine doğru, burası bizim bir direncimizdi. Sürekli Twitter'da bu noktada uyarılar yaptım. 9.800 üzerinde kalıcılığı onaylar, üzerinde kalır birkaç gün en azından yatayda kalabilir, tutunabilirse arkadaşlar, o zaman endeksimizin teknik olarak artık Yavaş yavaş önce 10.000 tabii ki 35'leri yüzleri kırması, sinyal bırakması ardından da 10.400'de bıraktığımız GEP'e doğru hareketliliğini sürdürmesini beklerim. Bu oldukça önemli hem yan adına hem de baba şirketlerimiz adına yatırımcıları ciddi manada kurtaracaktır arkadaşlar. Bugün gayet güzel durumdayız ama burada da kırmıştık işte yani burada da bir kırılım gelmişti ama ana trendi kıramayıp ve destek altına saktığımız noktada tekrar 9400'leri çekilmiştik. Şimdi de geldik. Eğer kıramayız ve 9800'lerin altına versek nakite dönüyoruz arkadaşlar. Alttan yeri de koyacağız. Bakın borsa çift yönlüdür. Ben nasıl o gün böyle onlara bunlara kanmayın. Endeksin eksi 2 olduğu dönemde baba gibi çıkıp konuştuysam bugün endeks artı 2 iken de bunları konuşuyorum. Yani ee, hani bugün evet şunu söyleyebilirim. işte uçuyoruz kaçıyoruz kurtardım sizleri. Ya alakası yok. Yani her zaman gerçekleri konuşmak lazım arkadaşlar. Şu an ana trenddeyiz artık. Evet 9800 barajını kırmak çok önemliydi. Çünkü pozitif kanala girdik. Pozitif kanal hacim getirir. Pozitiflik getirir. Yan tahtalarda rally getirir. Bunlar çok önemli şeyler. Belki bunları iki kelimeyle anlatamıyorum ama gerçekten değerli şeyler. Ve 9800 tutunmalar tutulmalarda 10.400'leri de getirebilir bizlere. 10.100'ü kırmak kaydıyla tabii ki. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Sağlam ilerleyeceğiz doğru ilerleyeceğiz ve kazanan biz olacağız arkadaşlar. Ben şunu hep söyledim. O dönemdeki dediğim gibi ya bunları tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Kardeşim 9 dakika hayır, gel 7 gün önce. Bak ta bir hafta önce bu günler bahsettim ben. Bir hafta önce bahsettiğim noktaları dinle ve Aa, bu adam bunu demiş ya gerçekten dersin zaten. Borsa ile ilgili umudum bitmedi. Ben yatırımı borsada yapmaya devam ediyorum. Borsada bir beklentim var. Bu beklentiyi satın alıyorum. Bu faizler evet biz FED kadar erken faiz indiremeyeceğiz. Faiz indirmedik. Sabit bek tutuyoruz. Belki önümüzdeki ay, belki yıl sonuna kadar sabit kalacağız. Ama hep bir hikayemiz olacak. Eğer FED bu indirimden sonra enflasyonla mücadelede bir zaaf ortaya çıkar, çıkmazsa, bir başarısızlık ortaya çıkmazsa ve bu indirimler devam eder ve resesyonla ilgili mücadelede başarılı olurlarsa emin olun bizim de borsamızda, daha doğrusu öncelikle merkez tarafında indirim konuşulmaya başlanacak. indirimler gelecek. Ardından burada borsamızda çok çok büyük bir rally ile 14.000 endekse doğru hareket beklentim devam edecek. Bugünler zor günler kolay değil. Yarın öbür gün dediğim gibi eğer kırılım gelmezse 9.800'e tekrar onaya gelebiliriz. Tekrar negatifler kırmızılar görülebilir. Psikoloji her zaman dik olacak ama her zaman doğru adreste doğru takibi yapan para kazanacak. Bu kadar basit. Ben bütün hafta bültenlerimde üyelerime zaten destek veriyorum. Bak benim günümün çoğunluğu bunlara gidiyor. Yani kapanışa doğru yaklaşık 300 olur. 300'ün altına düşmez. Yani 400'ün üzerine çıkar da 300'ün altına düşmez arkadaşlar her gün yaptığım yorumlar. O yüzden hem üyelerimle benimle bu kadar kötü dönemde omuz omuza yürüdüğü için teşekkür ediyorum. Onlara zaten model portföyle bunun hediyesini verdim. Çok daha büyüklerini vereceğim. Hem de dışarıda takip eden dostlarıma da en azından doğru yerde alıp doğru yerde satmayı öğretmeye çalışıyorum. Geliyorum hisse senedi tarafına. Arkadaşlar çok önemli kırılımlar var. Yani endeks 9800'ü kırdı ama bu sadece endeksi ilgilendiren bir durum değil. Tüpraş adına çok ama çok önemli bir dönem hareketi var. Bunu çok önemsiyorum. Eğer bugün tabii ki daha ben hani seans öncesinde yapıyorum ki videoyu insanlar sonrasında geç kalmasın. Yani alım yönünde acele edilmesi gerektiren bir durum söz konusu değil. Ama TÜRAŞ'ın bugünkü hareketi benim için çok kritik. Çünkü hem pozitif sinyal vermek hem de düşeni kırmak. Düşenli arkadaşlar? Mayıs'tan bu yana Koç Holding şirketleri Koç yani KC Hole'e de gelelim. Hemen onun tekniğine de bakalım. Buyurun. Aynen Mayıs, yani Koçolnik daha kırmadı ama Tüpraş noktasında çok önemli bir hareket var. Mayıs'tan bu yöne gelen yaklaşık 4 aylık bir trendi kırıldığını görüyoruz. Bu düşen kırılımı hem tüpraşı yarar hem endekse yarar hem yatırımcılara da güzel bir kar realizasyonu sağlatabilir. Arkadaşlar endeks onayı demek tüpraşın 166.4 bölgelerinde veya 166 bölgelerindeki desteği onayı demektir. Ama burada tutunan sinyali de negatif ve çevirmeyen ki çevirmesini de beklemiyorum. Tüpraşın burada devam etmesi demek arkadaşlar. Öncelikle 171.5 %2 civarında hareket eder. Ardından da 175.5'taki ana hedef bölgelerine doğru yani yaklaşık baba şirketi olarak %4-4.5 bandında bir hareket beklentisi oluşturur. Buraların yukarı yönlü kırılması demek yani 175 üzerine de atarsak ne olur derseniz o zaman artık yeni trendde 183 yavaş yavaş 190 diye kanal kanal hareketlerimiz devam edecektir. Aynı zamanda Türk Hava Yolları ile ilgili de yine bir baba şirketi olarak ben çok önemsiyorum biliyorsunuz. Türk Hava Yolları'nda da bugün bir kırılım var. Çok değerli. Yani 296.80'in üzerine atan bir Türk Hava Yolları bu çok güçlü bir direnç bağını kırmış demek oluyor üzerine kaldığımız takdirde eğer 296 lira 80 kuruş üzerinde kalır ve bunu onaylayabilirsek dostlar Türk Hava Yolları ile ilgili de hareket beklentisi kısa vadede 305 lira olacaktır. E, 305 lira demek de Türk Hava iki buçuk eğer bu nokta üzerine atarsa da kademe kademe 315'lerde yaklaşık %5 civarında bir potansiyel barındıracaktır. Ben bu hisse senetlerini verirken evet bazıları tatmin olur olmaz. Zaten çoğu kağıtlarda bekliyor. Ee, ama ben bunları vermemin en önemli sebebi şu. Bu tahtalar sadece %3-5 değil. Evet bunlar güzel oranlar, güzel kar realizasyonları. Zaten uzun zamandır özellikle Türk Hava Yolları noktasında ben endekste 281 lira döneminde muhtemelen öyle hatırlıyorum ki o gün bir hafta önce yaptığım videoda Türk Hava baktım. 281 lira üzerinde tutunan bir Türk Hava Yolları ile ilgili beklentim pozitif demiştim. Bugün 298 liralara kadar geldi arkadaşlar. Ya yani bültende verdim ya da videoda verdim ama şu an %4.5 civarında bir dönüşü var Türk Hava Yolları'nın. Ki daha da %3-5 bandında hareketin devamını da bekliyorum. Bunların kırılım yapması demek, yan tahtaların tavan yapması demek, yükselen trendler demek, endeksin de 10 binlerin üzerine atması demek oluyor arkadaşlar. O yüzden sadece kağıt bazında bakmıyorum. Trend olarak da bize oldukça pozitif yansıyacağını bekliyorum. Evet bu yorumla, yorumlamam bu kadar. Teknik olarak değerlendirmelerim bu kadar. Burada çok önemli hem teknik olarak tüpraşın kırılımı çok önemli. İsteyen alır yatar. 166'ya çekilirse ekleme yapar. Yüklenmenize gerek yok. Türk Hava Yolları keza aynı şekilde 296-80 onayına gelirse eklenebilir veya alım yapılabilir. 3 kazanın. Para kazanın arkadaşlar. Benim derdim para kazandırmak, hikaye anlatmak, siyaset yapmak, demagoji yapmak, şovenizm veya işte popülizm yapmak değil. Benim derdim burada dostlarıma yol göstermek. Bu kadar basit. Yani bu kadar basit. Evet bu işin kılçığı kulçu bitmez. Bugün bak dedim ki inat ettim kardeşim ben KY'ye tüm hırsızlara karşı koruyacağım. Ne kadar zor olsa olsa para kazandıracağım dedim. Tamam mı ki yapıyoruz Allah'a şükür. yani insanlar e, ben te Telegram'da da paylaşıyorum. Hadi işte yana zaten bülten on numara. Bugün bültene verdiğim tahta %5 gitti. Yani bunların yanı sıra işte bazen kılçıklar geliyor tamam mı? Bir tane ama o yüzden hiç ciddiye bile almıyorum. Tamam mı? Bak PC iletişim çıldırdı. Bülteni yazmış. Bülteni yazmış. Aynen öyle. Çıldırdı kardeşim. Ben çıldırırım. Çıldırtırım da. Ben para kazandırırım. Adam gibi takip eden para kazanır. Bak yeşillenince gelmiş NK. <laughs> Maalesef. Yani e, burada herhangi bir hakaret etmek istemiyorum. Ama olsun. Ben gerçekten çok gülüyorum. Bunu zaten yazarken de güldüm. Yeşillenince gelmiş DK. Yani diyor ki yeşillenince anca buraya gelirsin işte e, endeks analiz işte döndü etti döner öner dersin. Ah be güzel kardeşim. Ah be. Seni, sen artık kimin kılçılsın bilmiyorum. Ama bu kardeşin herkes 9 binleri pardon 6 bin 500'leri 8 binleri 7 bin hedef gösterirken bir hafta önce bu kardeşin Borsa İstanbul bu tarihte uçacak ayın 18'ini işaret ederek böyle bir video yaptı. Tamam Tamam mı canım kardeşim? Beni yıldıramazsınız. Elinizden geleni yapın arkadaşlar. NK ailesi büyümeye, güçlenmeye Allah'a şükür devam ediyor. Her gün aileme yeni dostum katılıyor. Evet birçok insanı belki işte bunun gibi kılçıkları elimine ediyor olabilirim. Çünkü benim amacım bir de geliyorlar diyorlar ki sonra. İşte seninle ilgili olumsuz yorum engelliyorsun. Kardeşim benimle ilgili olumsuz yorum yapmıyorsun. Benim sana aktarabileceğim bir şey yok. Senin benden alabileceğin bir şey yok. O yüzden gerek yok. Git sen yoluna devam et. Ben yolumdayım. Ekibimle beraber, üyelerimle beraber, takipçilerimle beraber bomba gibi yolumda kalmayı devam edeceğim. Her şey gönlünüzü olsun. Video serileri devam edecek. Hafta sonunda bir fırsat videosu gelecek. Takipte kalın.